Selamünaleyküm arkadaşlar. Neredeyiz? Bizim hemen evimizin yanındaki bağ komşumuzun arsasındayız. Biz kendimizi iş yapıyor sanıyoruz. Biz kendimizi iş yapıyor sanıyoruz. Ekim dikim yapıyoruz sanıyoruz. Ama şöyle kısadan bir göstereyim. Bağ komşumun yaptığı yeri. Tamamen profesyonelleşmiş bir şekilde. Burada bakım olmayan bağ. Yan komşumuz da orayı sürüyor. Burada işler bayağı hızlandı. Erol abi selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Abi seni görmeden önce biz kendimizi iş yapıyor sanıyorduk ya. Öyle mi? Bahçenin önüne 4 tane fide dikmeyle şehirden köy hayatına göçtük diye bahsediyor. Ama beni görünce abi seni görünce biz sadece kendimizi avutuyoruz diyor ya. Çiftçinin halini görün bana nasıl işte. Çiftçinin halini görün. Nasılmış çiftçinin halini görün işte tarlada. Ya. Daha erken değil mi abi bunları dikmeye? Erken. Bizim buralar soğuk oluyor da. Şansa dedik biz. Veya işte üstünü kapatacağım soğuk almasın diye. Dur bakalım kısmet. Yoksa erken. Hem de bir ay erken. Bir ay? He canım. Baksana komşu daha yeni daha çapa yeni, yapıyor. Yeni. Millet çapa yaparken sen fide dikiyorsun. Heh. Biz erkeni yakalayalım diye. Yani senin bütün gelir kaynağın bura. Erkeni yakalarsan eğer bir şeyler olur. Yoksa biliyorum bizim yerli çıkınca her şey ayakta. Evet. Her şey ayağa düşüyor. Şu anda gidiyorum marketten 50 liraya domates alıyorum. Yani bizim 20'yi 20 liraya almıyorsunuz değil mi? Ya. Yani, ne oldu? O da domates, bu da domates. 20 liraya benden geliyor. Mizah ediyorum bunu. Niye bahalı duruyorsun diye. Markettekine de desene. 70 liraya domates olur mu? 70 liraya biber olur mu diye. Niye söylemiyor? Abi işte. Ama bizim ürüne geldin miydi? Bu ne kadar bahalı. Bu ne kadar bahalı. Ya işte herkes kesesini düşünüyor lan. He, kesesini düşünüyor. Markette de söyleyeyim. Markette de söyleyeyim. Aslında en güzeli ne biliyor musun abi? He. Ya her şeyin mevsiminde yemek. Kışın domates yersen tabii 70 liraya ye. Ama yiyor. Ama yiyorsun işte. Yiyor. Ama yiyor. Doğal. Bizim şu kendi yaptığımızı tadını, lezzetini onda bulabilin mi? Sadece görüntü abi. Görüntü bizi avutuyor. Bizim yerlinin lezzetini alabilin mi? Biliyorum buna burada ne kadar emek verdiğimizi, toprağın altında ne uyguladığımızı, ne yaptığımızı gördüm. Sen tamamen farklı bir sistem yapıyorsun ya. He. Bu poşet niye çekiliyor abi mesela? Toprağı sıcak tutuyor. Ot çıkartmıyor. Çapa mapa derdini bitiriyor yani. Çapayı bitiriyor. Damlama da altında. Damlama altında toprağın ölünü bırakmıyor. Toprağın yaşını bırakmıyor. Hemen kurutmuyor toprağı. Otu da dibinden çıkartmıyor. Bu bölgeden de ot çıkmıyor. Olay bu abi ya. Verimi artırmaz. Maşallah maşallah. Komple domates. Karabacak dediğimiz büyük, şöyle geniş, büyük olan domateslerde. Ama ben burada gördüm, sırf bir hafta şu arazisinin hazırlanmasıyla uğraştılar. Hatta bu poşeti çeken traktörün arkasında bir aparat vardı. O da bozulmuş. 3-4 günde sırf poşetlemeye uğraştılar.
hakiki safkan çiftçi. Sen resmen bizim efendisin abi ya. Yok. He? Bizi öyle kandırdılar, daha hala kandırıyorsun. Ciddi mi? Daha hala kandırıyorsun. Abi sen bunu dikmezsen biz nereden yiyeceğiz? Gerçekten öyle ya. Bir de kıymetini bilseler. Sen düşünüyorsun öyle. Sen düşünüyorsun öyle. Bizi başka düşünen kim? Şu fidenin tanesi 12 lira. Ne diyorsun sen? Tanesi 12 lira. 12'ye mi aldın bunu? Evet. Şu fidenin tanesi 12 lira. Bak bunu 12 lira. Şimdi toprağa dikme maliyeti bunun bana 20 lira. Naylonu, damlaması, suyu, dişçiliği. Toprağa bak şu an dikiyorum. Bak gel. Bak. Evet. Şu an toprağa 20 liraya diktim. İçinden 1 kilo domates onun masrafı. Neye sayarsan. Yarın bir soğuk alırsa gider. 20 lira bir tanesi. Abi sen bu bura kaç dönüm? 3 dönüm. Buraya toplam ne harcadın Erol abi? Fideyle birlikte ben sana ne diyorum? Fideyle birlikte şu an bunu toprağa düşürmek düştüğü size diyorum. Şunu diktim, buranın maliyeti bana 60 bin lira bura. Ve buğday gibi bir anda hasat da yapamayacaksın sen. He? Peyderpeye. Tabii geçen ya. Sene gördük. Tabii kadınlar ya. Çalışıyordu burada, tek tek topluyorlardı. Ha. Hasatla da çekeceğiz tekrar o zaman videoyu. Ürünü aldığımızda da çekeceğiz. Evet. Şimdi bu 60 bin lirayı bankaya yatırsam, faizini alsam gerek yok. 60'ından da pek bir şey olmaz herhalde. Aylık kaç lira getirir? Bilmiyorum ki. Fazla bir şey getirmez herhalde. Evet, kandırdınız. Ama biz yine hala devam ediyoruz. Vazgeçmeyeceğiz. Geçemem ki. Vazgeçmeyeceğiz. Sen geçersen bir saç at olur. Vazgeçmeyeceğiz. Daha bu benimki. Bunda bir şey yok. Geçen sene biliyorsun mesela 50 bin fide yaptım. Evet. Koskoca bir tarla dikmiştim. Koskoca tarlada 50 bin fide yaptım. Domates tarlada kaldı. Evet. Kilosunu 1 liraya aldım. Fabrikada. Salçaya verdin ha? Salçalı abi. Kilosunu 1 liraya aldım. O da bizim toplama maliyeti. Kurtarmadı. Öyle. 200 ton domates tarlada sürdü. Yani ondan sonra biz çiftçiydik. Bakan nerede? Ha burada arkadaşlar bak sürdük derken yani millet ucuza alıyor aman almasın tek tallada süreyim kalsın gibisinden değil. Sen o tallaya işçi yolluyorsun. İşçinin o günkü yevmiyesi 1000 lira 1500 lira artık ne kadarsa kaça tutuyorlarsa o maliyeti kurtarmıyor diyor. Adam ya orada bizden tarlada kaldı yani yoksa biz bilerek tarlada bırakmış değiliz yani. Yani işçilik maliyetini toplama işçilik maliyetini kurtarmadığı için sen olduğu gibi bıraktın. Olduğu gibi bıraktım. Niye? İki tır gönderdim 15 milyon zarar ettim. Ya. Yani. Yoksa salça yapacaklara veyahut da yiyeceklere alın tallı orada denildi. Heh. Yani bundan kimsenin haberi yok. Bundan kimsenin haberi yok. Bizim ne halde olduğumuzdan kimsenin haberi yok. Nasıl ürettiğimizden haberi yok kimsenin. Abi biz şimdi bunu tutuyoruz. Nisan 15. Evet. Hasadı 3 ay var. Tam 3 ay var. 3 ay boyunca bunu çocuk gibi bugün üzüldü mü, bugün susadı mı, bugün acıktı mı böyle tek tek gelip tek tek kontrol edeceğiz tarlada. Ya. Böcek mi geldi? Kesti mi? Evet, bir de o dert var. Zaten bu adam böcekle dandı. Dedi, tamam yani. Dedi ki sağ ol. Bu tarlayı komple keser çıkar. Biz İncesu'nun burası yaylası diyebilir miyiz ya? Biraz uzak ama etekleri tamam, şey Erciyes'e. Erciyes'in karşımızda Erciyes arkadaşlar. Bura biraz da soğuk mevki olur. Normal siz Egelilere bakarak köyden genelde göçenler Muğla'ya göçüyor ya. Bizim bura Kayseri'nin İncesu ilçesi. Karşımızda Erciyes. Erciyes'in rüzgarı sürekli sırtımızda.
Komple domates mi olacak? Biraz hep domates. Full. Hep domates. O zaman çadırı bu sene pek aktifleştirmeyecek misin? Yok. Hemen şu gördüğümüz çadırda da Erol abi ana yolu üzerinde, Niğde Adana yolu burası. Niğde Adana yolu üzerinde de satış yapıyordu. Şimdiye kadar satış yapıyordu. Bura bu sene Nadas'a bırakıldı. Vaziyet böyle arkadaşlar. Yani biz tamam güzel, hoş beş, eğlene eğlene dikiyoruz ama sırf bu işten ekmek yiyen Erol abimiz halinden gayet şikayetçi. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya biz göçtük ettik diyoruz, tamam hadi şehir hayatından köy hayatına göçüyoruz diyoruz. Birçok kişi de öyle yapıyor ama keyfek eder bizimki ya. Bahçemizin önüne 3-4 tane dikim yapıyoruz. Yine farklı yerlerden geçimimiz oluyor. Ama bu adamın bütün geliri bir yıl boyunca buradan çıkan hasat. Başka hiçbir geliri yok. Peki arkadaşlar. İnşallah buranın fidelerin olgunlaştığını hasat zamanında da çekeriz. Yine Erol abimizin bir inşallah yüzü gülüyor olur. İnşallah. Onu da bir görüntüleriz. Peki. Allah'a emanet. Allah'a emanet olun. Yeni bir videoda görüşürüz. Hadi hoşça kalın.